Anadolu'nun derinliklerinden, derin kuyudan bir yontu ustası. Dünya görüşüyle halkına, toprağına olan sevgisiyle eserlerine hayat veren bir sanatçı. O Hakkı Atamoğlu. Derin kuyuda Mustafa ile bir Türkmen kızı olan Saniye'den doğma, üç çocuğun en küçüğü olan Atamoğlu, Balkan savaşlarında kaybettiği babasını hiç tanımamıştır. Köyünden 10 yaşındayken ayrılan sanatçı, eğitimini ağabeyinin yanında sürdürmek zorunda kalır. Ağabeyi onun kendisi gibi asker olmasını isterken, o İstanbul Lisesi'nin parasız yatılı sınavını kazanır ve kendi yolunu çizer. Liseden sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ne giren Atamoğlu, Mahir Tomruk'un ve Rudolf Belling'in öğrencisi olur. Üçüncü yılında okulunu bitiren sanatçı, Almanya'ya giderek İkinci Dünya Savaşı başlayıncaya kadar Almanya'da eğitimini sürdürür. Sanatçı, heykeltıraş Hakkı Atamoğlu, 1912 yılında Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde doğmuştur. 1934 yılında Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girir ve akademi hocalarından Mahir Tomruk ve Rudolf Belling'in öğrencileri olur. Yurda döndükten sonra birçok başarılı yapıta imza atan sanatçı, 1960'larda doğum yeri olan Derinkuyu'ya döner. Hem toplumun hem de kendisinin grafiğini yükseltmek için buranın ilçe olmasına ön ayak olur. Daha sonraları %80 oy alarak Derinkuyu'da iki dönem belediye başkanlığı yapar. Derinkuyu halkı, ileri gelenleri geliyorlar, ricada bulunuyorlar belediye başkanlığı yap diye. Baştan bu razı olmuyor ama diyor ki sonra gidip gelme çoğalıyor. İşte sen ol bize belediye başkanı, ilerletelim ilçemizi. Bu da razı oluyor, bir şeyler yapalım diyor. İki dönem belediye başkanlığı yapmıştır. Yalnız ikisini de yarım bırakmıştır. Artı yaptığı belediye başkanlığında maaş da almamış. Benim millete faydam olsun diye. Tabi bu büyük yerler gördüğünden Derinkuyu'yu Avrupa'nın bir şehri gibi yapmak istedi. Ama o da olmadı. Bizim Derinkuyu'ya fazla geldi. Hakkı Atamoğlu ilçemizde iki dönem belediye başkanlığı kısa aralıklarla da olsa devam ettirmiş. Yurt dışında gezmiş, çeşitli yerlerde öğrenim görmüş. Yani kendisini sanatsal açıdan ispatlamış birisi. Ama aynı dönemde özellikle 70'li yıllarda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar ve ilçemizin içerisinde bulunduğu şartlar gerek ekonomik yönden gerekse kültürel ve diğer yönlerden ikisi arasında bir uçurumun olduğunu görmekteyiz. Hakkı Atamoğlu bana göre erken gelmiş ya da erken doğmuş. Daha geç doğsaydı veya daha geç belediye başkanı olsaydı bu sanatsal birikimiyle, kültürüyle daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Son derece ileri görüşlü olan sanatçı, ilçeyi açık hava müzesi haline getirmek için büyük çaba harcar. Fakat Derinkuyu halkı için çok erken bir doğumdur Atamoğlu. Eserlerinin de yer aldığı kültür parkı, gazino, yüzme havuzu, açık hava tiyatrosu, paten pisti ve cami gibi alanları hizmete açar.
Düzenlediği kültür parkı içerisinde kendisinin yontmuş olduğu Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli bulunmaktadır. Malzemeye hakim, tekniği güçlü olan Atamulu, son çalışmalarında tümüyle soyut yapıtlara imza atar. Farkı Atamoğlu'nun çalışmalarına baktığımız zaman genellikle 2-3 tarzda ortaya çıkar. Bunların bazıları figüratif çalışmalardır. Bu öğrencilik dönemlerinde yapmış olduğu işler. Bir kısmı da Anıtkabir için düzenlemiş olduğu klasik ve biraz da yorumsal çalışmalardır. Son dönemde yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda hemen hemen hepsinde soyut izlenimler ortaya çıkar. Hakkı Atamoğlu, malzemeye hakim, tekniği güçlü bir sanatçıydı. Figürlü yapıtlarında da çok temiz modde edilmiş büyük kitleler, stilize edilmiş büyük stilize edilmiş detaylarla hareketlendirilmiştir. Özellikle bir sanatçıyı ele almadan önce o sanatçının yaşamış olduğu dönemi, o dönemin sorunlarını ve o dönemde ortaya çıkan bir takım akımları da dikkate almamız gerekir. 1912'den günümüze gelindiğinde de bunun çalışmalarını, Bering'in kendine özgü yaratmış olduğu kübik tarzın örneklerini Hakkı Atamoğlu'nun işlerinde de görmemiz mümkündür. Ortaya koyduğu eserler kübizmin bir uzantısı olan kübizm sonrası daha çok geometrik yapılardan oluşan eserlerdir. Sanatçının Derinkuyu'daki evi, Avrupa ve İstanbul'daki yaşantısını simgeler tarzıdır. Bulunan yüksek tavanlı büyük bir heykel atölyesi itina ile dekore edilmiştir. Bahçesi de sanatçı kişiliğinden izler taşır. Belki de sonbaharını Derinkuyu'da yaşamakta. İlk kişi bu. Derin. Ama Sultanahmet peki neden sonra?